Merhabalar, sevgiler, saygılar bütün dinleyenlerimize. Halk sağlığı eğitim programları yeni bir kitapla Harrison Onkoloji el kitabından istifade edilerek devam edecek. Evet, yeni konu başlığı miyeloid maligniteler. Miyeloid maligniteler, akut miyelojenöz lösemi. Akut miyelojenöz lösemi, yaşlarının medyan değeri 60 civarında olan yaşlı kimselerin hastalığıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık olarak 10 bin yeni akut miyelojenöz lösemi olgusunun tanısı konmaktadır. Akut miyelojenöz lösemi erkeklerde ve yüksek ekonomik gruplarda daha yüksektir. Çoğu akut miyelojenöz lösemi olgusu idiopatiktir. Ancak akut miyelojenöz lösemi daha sıklıkla kemoterapi ve radyoterapi sonucu diğer kanserlerden kurtulanlarda görülmektedir. Yani kemoterapi ve radyoterapi de sanki karsinojen ve mutajenler gibi rol oynayarak karsinogenezin, yani kanserin oluşumu ve mekanizmalarının tetiğini çeken faktörlerden biri olarak nitelenebilecektir. Ki hiçbir zaman kitaplarda radyoterapi ve kemoterapi karsinojen ve mutajen faktör olarak, direkt olarak sınıflamanın içerisinde, listelerde yer verilmez. Neden? Çünkü kemoterapi ve radyoterapi daha önce oluşmuş başka kanserlerle mücadele aracı olarak ajanları ve modalite tedavi rejimlerinde uygulanan disipliner yöntemlerden olduğundan listeler içerisinde kanser yapıcıdır diye direkt olarak tanımlanmıyor. Melphalan ve klorambusil kemoterapötiklerden gibi alkilleyici ajanlar 5 ile 7 yıllık medyan başlangıç süresi olan terapi ile bağlantılı akut miyelojenöz lösemiye yol açabilirler ve kromozom 5 ve 7'deki anormalliklerle bağlantılıdırlar. Etoposit, bir başka kemoterapötik ajan gibi epipofilotoksinler 2 ile 3 yıllık medyan ortalama başlangıç süresi olan terapi ile bağlantılı akut miyelojenöz lösemiye yol açabilirler ve kromozom 11'deki anormalliklerle bağlantılıdırlar. Polisitemi vera ve miyelofibrozis gibi miyelodisplastik ve miyeloproliferatif bozukluklar akut miyelojenöz lösemiye ilerleyebilir. Lösemi riski, Down sendromu, kromozom sayıları ile ilgili problem, genetik hastalıklardan Down sendromu ile hastalarda 20 misli daha fazladır. Çoğu olgu idiopatiktir. Daha önceki kemoterapi, radyoterapi veya miyelodisplastik sendrom veya miyeloproliferatif bozukluklardan meydana gelebilirler. Evet, patofizyoloji var, tanı var. Çok da detaya girmek istemiyorum. Öykü muayene, yorgunluk, kısa nefes alma, solukluk, peteşi dediğimiz kanama tarzları,
Nadiren şiblenomegali, dalağın büyümesi, akım üfürümü, cilt, diş eti ve santral sinir sistemi lezyonları monositik varyantlarda görülmektedir. Laboratuvar ve beyaz kan hücresi sayımı, beyaz kan lökositlerin sayımı normal, yüksek veya düşük olabilir. Anemi, kansızlık ve trombositopeni, kanın pıhtılaşmasında görevli hücreler, kan pulcukları veya platelet de deniyor bunlara. Periferik kan yaymasının incelemesi zorunludur ve immatür, olgunlaşmamış hücreleri gösterebilir. Tanımlayıcı tanı, akım sitometresi ile birlikte kemik iliği, aspirasyon ve biyopsisi, histokimyasal boyamalar, sitogenetik, hücre genetiği, genetik belirtiler, akut miyelojenöz löseminin tanımlanması, periferik kanda veya kemik iliğinde %20'den fazla miyeloblast olması gibi. Tedavi var, komplikasyonlar var. Özellikle komplikasyonları ve onkolojik acilleri halk sağlığı eğitim programının gerektirdiği kadarıyla hekimlerle doğru zeminli ve güçlü bir işbirliğini sağlayacak şekilde bazı programlar daha sonra yeniden düzenlenecektir. Evet. Akut promiyelositik lösemi, etiyoloji ve epidemiyoloji. Akut promiyelositik lösemi Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 1000 yeni olgu ile nadir bir hastalıktır. Çoğu olgu idiopatiktir. Patofizyoloji, tanı, tedavi, komplikasyonlar gidiyor bu şekilde. Evet, kronik miyelojenöz lösemi, etiyoloji ve epidemiyoloji. Kronik miyelojenöz lösemi, klonal miyeloproliferatif bir bozukluktur. Tanıda medyan ortalama yaş 50 yıldır. Özel sosyoekonomik, cinsiyet ve ırksal predispozisyon, duyarlılık mevcut değildir. Kronik miyelojenöz löseminin nedeni bilinmemektedir. Evet. Kısa lempatik tümörler Hodgkin hastalığı özellikle lemf düğümleri ve lempatik organları kuşatan klonal tümörleşmelerdir. 1960-1963 yıllar arasında 5 yıl yaşama oranı %40 iken 1989-1993 yılları arasında %86'ya çıkmıştır. Epidemiyoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 7500 yeni olguya tanı konulmaktadır. Kabaca erkek bireylerde dişi bireylere göre daha sık görülmektedir. Hodgkin hastalığı tüm lenf yumrularının kanserojen durumu, lenfoma türlerinin %11'ini oluşturur ve multiple miyelomun neredeyse yarısı kadar yaygındır. Bimodal, iki modal, bir yaş dağılımı göstermekte olup en yaygın evreleri geç 20'li yaşlar ve yaşamın geç dönemleridir. Etiyolojisi bilinmemektedir. Oluşturan etkenler: çiftçiler, kereste işçileri ve et sanayi çalışanları biraz daha yüksek risk grubundadır. Hodgkin lenfoma bağlantılı dengesizlik de minor risk oluşturmaktadır. Hodgkin hastalığı genetik
hastalıkların ağırlaştırılabilir. Ataksiya, telangiektaziya ve AIDS hastalarında daha yüksek sıklıkla görülür. Tek yumurta ikizlerinden HIV pozitif olanı negatif olana göre 99 kat daha fazla risk altındadır. Bazı bölgesel sıklıklar not edilmiştir ve moleküler çalışmalar özellikle Güney Afrika'da mix hücreli hastalarda Epstein-Barr virüsünün patokenezde rol oynadığı ortaya konmuştur. Patoloji var, çok ayrıntılı ve detaylı olarak genetiği vardır. Klasik Hodgkin hastalığının klinik bulguları. Hastalarda genellikle boyun bölgesine lokalize olmuş, yerleşmiş, ağrısız adenopati görülür. Adenopati, lenf yumrusundaki bozukluklar. Hastaların büyük çoğunluğunda mediastinde durumu karışır ve ara sıra bu büyük kitleler ile olur. Mediastinal gölge 3'te 1'den fazla olunca ki bu PA göğüs radyografisinde en büyük posterior anterior en arka göğüs radyografisinde en büyük göğüs kafesi çapı da mediastinin katılımı maksimum kabul edilir. %20-25'inde B belirtileri görülür. Hastalık servikal düğümlerde yani boyunla ilgili lenf yumruklarında başlama eğilimindedir. Solda sağa daha yaygındır ve diğer düğüm gruplarına sıçrayarak ilerler. İlk intraabdominal karın içi intraabdominal bölge genellikle dalaktır. Bunun nedeni ise afferent lenfatik içermez ve dalak katılımı hematojen kan yoluyla yayılımı işaret eder. Dalak katılımı olmadan hasta karaciğer duruma dahil olmaz. Waldeyer halkasının veya epitroklear düğmelerinin katılım nadirdir. Ekstra nodal not dışı, lenf yumrusu dışı katılım da nadirdir. Bulunduğu zaman kemik iliği, karaciğer, akciğer, plevra ve perikard, kalbi saran zar en çok etkilenen bölgelerdir. Bu durumda ateş her akşam yükselme eğiliminde olup genellikle uyku esnasında görülür ve hastada terlemeye yol açar. Pruritus, kaşıntı görülür ancak bir B belirtisi değildir. Bazen alkol alımından sonra lenf düğümlerinde ağrı görülebilir. Nedeninin eozinofillerde alkolle bağımlı degranülasyon olduğu sanılmaktadır. Tümöre veya paraneoplastik belirtilere bağlı çok geniş varyasyonlarla etkiler. Çok not edilebilir bu belirtiler. Daha sonra belirtiliyor. Hodgkin hastalığı gelişmiş AIDS hastaları genellikle mix hücreli histolojiye sahiptir ve ekstranodal tutulum sergiler. Nodüler predominant Hodgkin hastalığında klinik gidiş hastaların ağırlıklı bir bölümü 30-50 yaş arasındadır. Genellikle servikal, boyun, aksiller, koltuk altı ve inguinal kasık bölgede lokalize olmuş adenopati lenf yumrularında ile karşımıza çıkar. Mediasten, dalak ve kemik iliği tutulumu nadirdir. Evet. Biraz daha öteye gidelim. Tanı ve evrelemeler var. Hodgkin hastalığında klinik bulgular, başlangıç bulguları, adenopati, sıklıkla servikal boyunda mediastinal kitle, şiblenomegali, dalağın büyümesi %25'inde. Semptomlar ateş, açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi, kaşıntı.
kaşıntı, büyümüş lenf nodlarında kol almayla ağrı, kemik ağrısı nadir. Perikardiyal efüzyon, yani perikard, kalbi saran kesenin içinde sıvı toplanması. Efüzyon veya tamponat. Kalbe tamponat dışsal olabilir belki veya perikard kesesinin içerisine sıvı toplanarak kalbin üzerine basınç yapar ve yeterince genişleyemeyeceği için yeterince kan dolamayacaktır kalbin içerisindeki odalara. Böylelikle vücudun ihtiyacını karşılanamayacak, ona bağlı bir hayli negatif süreçler gelişecek tabi. Pleural efüzyon, akciğerleri saran zarda sıvı çıkması, toplanması. Laboratuvar bulguları granülositoz, trombositoziz, eozinofili, hücrelerde çoğalmadır bunlar. Eritrosit sedimentasyon hızında artma, kırmızı hücrelerde. Serum alkali fosfataz artışı, ki bu ALP dedikleridir, birçok kanser olgusunda kendini gösteriyor yani, ama teşhiste kullanılmaz direkt olarak, yani teşhis konmada yegane teşhis şeyi olarak. Paraneoplastik sendrom, dermatolojik, nodüler pruigo, kaşıntı, söydeye izoform döküntüler, eritem, nodozum, kızarıklıklar, dermatomiyozit, lineer dermatit, lökositoplastik vaskülit, toksik epidermal negroliz, renal ve metabolik nefrotik sendrom, hiperkalsemi, kalsiyumun artması, hipoglisemi, şeker düşer, laktik asidoz, kanserlerin %100'üne yakında kendi hücresel enerji metabolizmalarının iyi çalışmaması, anaerobik glikolizis dediğimiz biyokimyasal olarak düşük düzeyde ihtiyaçlarını görmeyecek bir yönteme başvuruyor. ATP üretimi çok düşük ve buna bağlı olarak da asit türüyor. Mecburiyetten dolayı, yani çünkü diğer normal bütün işlerini görecek enerji santralleri kapatılıyor. Kiminle? Nitrik oksit ve radikalleriyle. Peroksinitrit radikallerle. Ayrıyeten dışarıdan sinyalizasyon sistemleriyle de makrofaj dediğimiz askerlerin gönderdiği sinyallerle dışarıdan kumanda ediliyor. Evet, tedaviden bahsediliyor. Ayrıntılı, detaylı kurtarma tedavileri, salvage. Primer tedaviler var. Evet. Non-Hodgkin lenfoma. Non-Hodgkin lenfomalar klinik bulguları, prognozu ve tedaviye cevabı büyük oranda farklılıklar gösteren heterojen grup lenfoid maligniteler'dir. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 663.190 yeni vaka beklentisi, sıklık bakımından onu erkeklerde 5. sıraya, kadınlarda 6. sıraya koymuştur. 1970 yılından beri non-Hodgkin lenfoma insidansı açıklanamayan nedenlerle 2 kat artmıştır. 2007 yılındaki ölümlerin sadece 18.600'ünün non-Hodgkin lenfomaya bağlı olması, bazı lenfoid malignitelerdeki kür tedavi oranının artmasıyla ilgilidir. Non-Hodgkin lenfoma tiplerinin klinik görünümleri benzerse de tedavileri farklılıklar içerir. Non-Hodgkin lenfoma tipleri içinde en çok görülen iki tanesi difuz büyük B hücreli lenfoma ve foliküler lenfoma. Tüm lenfomaların 2/3'ünü oluştururlar ve
ilk bölümde ele alınacaktır. Daha az görülen B hücreli lenfoma grubu ve T ve natural killer hücreli lenfomalar sonrasında özetlenecektir dedi. Diffuz büyük B hücreli lenfoma. Diffuz büyük B hücreli lenfomalar %30-45'lik oranıyla en sık görülen grubu oluşturmaktadır. Erişkinlerdeki insidansı geçen dekatta 10 yılda sabitçe artarak 3-5 100.000'de 3-5 olmuştur. Diffuz büyük B hücreli lenfomalı hastalar tedavi edilmezse aylarla ifade edilen yaşam oranları varken modern kombine kemoterapi ile hastaların büyük bir bölümünde uzun süreli sürdürülebilir bir remisyon sağlanmaktadır. Diffuz büyük B hücreli lenfomalı hastaların küçük bir bölümü çok daha sessiz seyirli olan foliküler lenfoma veya kronik lenfositik lösemiden yıllar içinde transforme olanlar oluşturur. Foliküler lenfomada yıllık histolojik dönüşüm riski %5-7'dir. Kronik lenfositik lösemiden diffuz büyük B hücreli lenfomaya dönüşüm oranı %5'tir. Richter dönüşümü olarak adlandırılır. Diffuz büyük B hücreli lenfoma için diğer belirlenmiş risk faktörleri HIV hastalığı, otoimmün hastalık mevcudiyeti, immün süpresif ilaçlar kullanma öyküsüdür. İmmün süpresif ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayıcı. Bu ilaçlar mesela transplantasyon yapılan karaciğer nakli, böbrek nakli ve diğer kan, miyeloid, kanla ilgili doku aktarımları, transplantasyonlarında da immün süpresyon önemlidir. Retlerin, doku retlerinin engellenmesi açısından otoimmün hastalık dediği, otoimmün hastalıkta da vücudun genetik yapısı kendi parçalarını askerlerimiz tanır ve saldırmaz onlara. Halbuki otoimmün hastalıklarda askerlerimiz bir takım sorunlar dolayısıyla sonradan da olabilir bazı şeyler. Yani doğmasal konjenital olmayabilir. Değişik kullanılan ilaçlardan, değişik sebeplerden sonradan gelişebiliyor bazı otoimmün hastalıkların bağışıklık sisteminin askerlerin kendi vücudumuzun parçalarını tanımamasına bağlı olarak onlara saldırmaya başlıyor. Evet. Tam bir fizik ve lenf notları muayenesi ve performans değerlendirmesi, ayrıntılı kan sayımı, LDH dediği laktat dehidrojenaz, ürik asit, kalsiyum, karaciğer fonksiyon testleri ve HIV testini içeren laboratuvar çalışması var. Kemik ili aspirasyon biyopsisi devamlı ayrıntılı bir hali şeyler anlatıyor. Foliküler lenfoma tüm lenfomaların %20-30'unu oluşturarak diffuz büyük B lenfomalardan sonra ikinci sıraya alır. İndolent non-Hodgkin lenfomaların %80'ini kapsar. Foliküler terimi tümör nodül formuna eğilimde olduğu için söylenmiştir. Hücre orijini foliküler merkezi B hücreleridir. Foliküler lenfoma genellikle orta ve ileri yaş hastalığı.
vakaların %80-90'ında karakteristik translokasyon, kromozomlardan kopan parçaların yer değiştirmesi, eklenmesi veya eksilmesi bazı kromozomlarda. Ki bu kısım antiapoptotik PCL2 geni ile ilgilidir. Bir diğer önemli konu da bu translokasyon bütün difuz büyük B sel lenfomaların %30'unda bulunmaktadır. Klinikte foliküler lenfomalı hastalar periferik ağrısız lenfadenopati ile karşımıza çıkarlar. Büyük medyasinal lenf adenomegali, merkezi sinir sistemi ve organ tutulumu sık değildir. Hastaların %70-80'i ileri evrededirler. Fakat ancak %20 kadarında B semptomları veya yüksek LDH vardır. Medyan sürvi yani yaşayabilirliği ortalama olarak 7-10 yıldır. Sitotoksik tedavinin klinik seyri değişmediğinde inanılsa da monoklonal antikor bazlı tedavileri sürvileri arttırmıştır diyor. Bunlar yani aylar artma filan gerçek çözümler değildir tabii. Şu an insanların sahip olduğu bilgi boyutuyla tek çaresi insanların kemoterapi, radyoterapi. 9 tane absolut tedavi rejimi yayınladık. Bunlar internetten takip edilebilir, bizim sitelerde mevcut bulunmaktadır. Ayrıca kanserin oluşumu ve mekanizmalarıyla ilgili bir de teori, 4 tane yasası olan teori. Bizim problematik zayıf kondisyonlu hücrelerimiz hiçbir zaman bu yasalar olmaksızın hiçbir şekilde kanser hücresine dönüşemez. Bu yasalarda birinci makrofajların DNA segmentlerinin proplarının zayıf kondisyonlu hücreye aktarılması yani mutations group identity dediğimiz bir kimlik oluşturuyor. Birden fazla makrofajın DNA parçaları. İkincisi yetersiz enerjisi olması lazım bu problemli hücremizde, normal hücremizde. Bu inadequate enerji ikinci yasadır. Üçüncü yasa chronic inflammation'dır. Kronik yangı olmaksızın kanser oluşamaz. Çünkü kronik yangı dinamikleri, tiyatrosu bir dönüşüm, transformasyon zeminidir aynı zamanda. Yani hücrenin kendi kimliksel dinamiklerinin adeta bir demirci misali, demirci bir şekli diğer şekle sokarken kor bir ateşin içine sokar, demir atomlarının bağlarını gevşetir, sonra çekici vurarak istediği kılığa sokar. İşte kronik yangı da buna yarıyor hücrelerde. Atom bazlı, elektron düzeyinde dönen tiyatrolar. Dördüncü yasa ise normal DNA suppression. Yani orijinal problemli hücremizin DNA'sı susar. Silence olur. Yani genleri kendini ifade edemez. Peki kim ifade ediyor kendini? Kötü huyluya göre konuşursak özellikle malign tümörlerde mutasyonlar kimliğinin dominant ve baskın yöneticiliğinde hücre bu dengesiz ve bir hayli anormal davranışlar vücudun bütünsel sağlıklılığını tehdit edecek şekilde davranışlar geliştiriyor. Hücre kendi kendini yönetmiyor, özellikle de dışsal olarak kumanda ediliyor. Kontrolü kaybetmiştir. Tabii dünyadaki bilim adamları %99'u bunu canavar ilan etti ve bakteri ve virüslere nasıl bakıyorlarsa aynı mantıkla buna da bakıyorlar. Bu yanlış bir bakış tarzı. Çünkü hücrenin kendi problemli dinamikleri vardır. Yapısı, mekanizmaları var. Bunların ana bozuk olanlar 3-4 tanedir. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Diğer 4 tane ana sorundan sonrakiler türevdir zaten. Onların varlığından doğan yeni problemler ve kısır döngülerdir.
Bütün yayınlar İngilizce olarak internette bulunabilir. Evet. Mantle hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma Batı dünyasında tüm non-Hodgkin lenfomaların %8'ini oluşturur. Tanı yaşı 50-70 arasında değişir ve erkek kadın oranı 3/1'dir. Birçok hasta ileri evrededir. Genellikle bölgesel lenf nodları karaciğer, dalak, kemik iliği ve periferik kan tutulmuştur. Diğer ekstranodal lenf yumruların dışı bölgeler olarak Waldeyer halkası ve özellikle multiple çoklu lenfomatöz polip manifest tutulumu ile gastrointestinal kanal söylenebilir. Evet, kısa fazla hikayelere ve detaylara girmeden hekimliği ilgilendiren konulara toplumsal halk sağlığı eğitim programları çerçevesinde detaya ayrıntıya girmeye gerek yok zaten. Böyle hekimlikle ilgili konular, hekimleri bağlar. Halk sadece belli bir kanserin esas özü ve durumuyla ilgili bir kültüre, bir donanıma sahip olacak. Sahip olduktan sonra da hekimle doğru zeminli bir işbirliği ile güzel sonuçlar doğabilir ancak. Evet, Burkitt lenfoma. Burkitt lenfoma sıklıkla hızla büyüyen ekstranodal kitle ve daha sıklıkta akut lösemi şeklinde ortaya çıkan çok agresif bir non-Hodgkin lenfomadır, alt tipidir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da erişkin non-Hodgkin lenfomaların %2'sini oluştururken çocuklarda bu oran %30-40 olabilir. Geçmişte solid tümör fazı küçük, bölünmemiş hücre lenfoma ve lösemik fazı labeled L3 akut limfoblastik lökemiya olarak sınıflandırılırken sonradan WHO Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization bu iki kliniği tek antite olarak kabul etmiştir. Burkitt lenfoma 3 değişik biçim pattern gösterir. Endemik hastalık, sporadik hastalık ve immunodefisit hastalar. Endemik varyantı Epstein-Barr virüs infeksiyonuyla yüksek oranda birliktedir. Esas olarak Ekvatoryal Afrika'da 10 yaş altı çocuklarda görülür ve sıklıkla çene, yüz, böbrek ve diğer ekstranodal bölgelerde kendini gösterir. Sporadik Burkitt lenfoma genellikle genç erişkinlerde görülür ve sıklıkla büyük intraabdominal karın içi kitle mevcuttur. Çok daha az oranda EBU infeksiyonu eşlik eden immunodefizit BL Burkitt lenfoma sıklıkla HIV hastalığı zemininde gelişir. Görünüşe göre devam eder, böyle histokimyasal olaylardan bahsediyor. Antijenlerini tespiti, bir aile antijen var. Bunun ucu bucağı yok ki. Bir iki kelime de şeyden bahsedelim. Marjinal zon B hücreli lenfomalar. Mukoza alakalı lenfoma MALT veya marjinal zon B hücreli lenfoma Batı dünyasında tüm non-Hodgkin lenfomaların %7-8'ini oluşturur ve indolent bir seyir gösterir. Kendi içinde 3 kategoriye ayrılır. Ekstranodal marjinal zon lenfoma, şiplenik dalakla marjinal zon lenfoma ve nodal marjinal zon lenfoma. İmmunofenotipik incelemelerde 3 tipin hepsinin yüzey antijenlerini ekspres ederler. Bunlar çok detaylı konular. Antijenik bir hayli antijen tipleri tespit ediliyor. Histokimyasal yöntemlerle, patolojik olarak. Evet. Anaplastik büyük hücreli lenfomalar
Natural killer ve T hücre orijinli lenfomalar. Anaplastik büyük hücreli lenfoma, bir iki kelime de buradan söyleyelim. Anaplastik büyük hücreli lenfoma T0 hücre tipiyle nadir bir hastalıktır. Bütün lenfomaların %5'inden azını teşkil eder. Büyük bölümü çocukluk çağında görülür. İki farklı klinik sendromu vardır. Primer kutanöz tip ve sistemik tip. Bu tipler arasında tedaviye cevap, prognoz ve doğal seyir bakımından çok belirgin farklılıklar vardır. Sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma bazen tanısal belirsizlikler göstermesi nedeniyle önemlidir. Hodgkin lenfomaya göre çok azında mediastinal tutulum olur. Fakat bu durumda klasik Hodgkin lenfoma ile bazen karışabilir. Çünkü genç erişkinlerde CD30 pozitif ve Richter-Sternberg benzeri hücreler skleroz ve inflamasyon yangı içerebilmektedir. Evet. Evet, akut lenfoblastik lösemi ve lenfoma. Giriş, akut lenfoblastik lösemiler çok agresif lenfoid kökenli hematolojik maligniteleridir. Kanla ilgili maligniteler, hematolojik maligniteler. Bir hayli farklı tipler, çeşitler vardır. Ana başlık olarak böyle inceleniyor birçok kitapta. Aberant T ve B lenfoblastların kemik iliği, periferik kan ve ekstra medüller sahalara yoğun klonal yayılımı söz konusudur. Akut lenfoblastik lösemi çocukluk çağında predominanttır. Vakaların 2/3'ü 15 yaş altında görülür. 1960'lara kadar fatal, öldürücü olan hastalığın kemoterapideki gelişmelere bağlı olarak halen %80'inde kür tedavi elde edilmektedir. Bununla birlikte erişkin akut lenfoblastik lösemide prognoz kötüdür. Prognozu belirlemede önemli faktörler tutulan prognoz dediği hastalığın geleceği. Vahim mi prognoz, kötüye mi gidilecek sonuçta yoksa iyiye mi gidiyor? Önemli faktörler tutulan lenfoid hücrelerin T mi B mi olduğu ve yüksek riskli sitogenetik markerlardan T922 BCR-ABL translokasyonunun kromozom parçalarının birinden diğerine transfer olması ve doğal olarak şifrelerinde bilgilerinde değişmiş olmasını doğrudur tabii ki bulunmasıdır. Çocukluk hastalığı. Çocuklarda akut lenfoblastik lösemi erişkinlere göre daha iyi seyreder. WHO, World Health Organization klasifikasyonuna yani sınıflandırılmasına göre yüksek agresif gösterirler. Yüksek agresiflik göstermesi. Hücrenin ne oranda malin veya agresif olacağı, ne oranda iyi huylu benign olacağını belirleyen enerji düzeyleri. Bir hücrenin, problemli hücremizin, kanserojen süreci başlamış hücre, eğer enerji düzeyi çok düşükse, o oranda en yüksek mutasyona uğrayacak demektir. En yüksek mutasyona uğraması bir hücrenin tamamen dışsal olarak beynine yerleştirilen makrofajların DNA segmentleri, DNA parçaları tarafından neredeyse %100'e yakın, %99 dışsal olarak yönetilmesi sonucu agresif ve malignitesi çok yüksek olur. Böyle durumlarda orijinal DNA'sı tamamen susmuştur aşağı yukarı. Hiç çalışmıyor demek. Eğer enerji düzeyi biraz daha iyi durumdaysa mutasyon oranı daha azdır ve orijinal DNA da belli belirsiz belli oranlarda kendini ifade eder.
Ve bu hücrelerde agresiflik değil de iyi huylu dediğimiz benign tip tümörlerden bahsedebiliriz. Evet. İmmünofenotipler B hücreli %80 ve T hücreli %20. Sitogenetik aberrasyonlar T922 gibi kötü prognoz gösterir. Epidemioloji ve etiyoloji. 15 yaş altı malignitelerin %32'sini lösemiler oluşturur. Bunun da büyük bir kısmı akut lenfositik lösemi, lenfoblastik lösemidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 2400 çocuğa akut lenfoblastik lösemi tanısı konur. 2-5 yaşları arası pik yapar, zirve yapar. Beyaz ırk çocuklarda Afrika, Amerika popülasyonuna göre neredeyse 3 kat fazla sıklığa sahiptir. Erkeklerde kadınlara göre %30 fazla görülür. Geçmiş 20 yılda çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi insidansı sıklığı her yıl %9 oranında artmıştır. Erişkin akut lenfoblastik lösemi daha sıklıkta görülür. İnsidans 15 yaştan 50'ye kadar azalır. 50'de minimal bir pik yapar. Üçüncü pik 80 yaşında görülür. Akut lenfoblastik lösemi etiyolojisi bilinmemektedir. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda aşağıdaki özellikler bulunur. Erkek cinsiyet, 2-5 yaş, beyaz ırk, yüksek sosyoekonomik durum, herediter faktörler, Down sendromu, kalıtsal yani demek istiyor. Down sendromu, Schwann sendromu ve Langerhans histiocytosis. Çeşitli deneysel çalışmalar istenmeden intrauterin döl yatağı yavrunun gebelik sürecini geçirdiği intrauterin radyasyona maruz kalma ve tinea capitis veya timik büyüme için yapılan radyoterapinin akut lenfoblastik lösemi riskini artırdığını telkin etmektedir. 2-5 yaş grubunda tanı konmuş akut lenfoblastik lösemi vakalarının neonatal kan örneklerinde radyo retrospektif olarak ETV6 translokasyonunun saptanması akut lenfoblastik löseminin intrauterin olarak somatik mutasyonları, vücut mutasyonları başlayabileceğini düşündürürse de kesinleşmesi için yeni kanıtlara ihtiyaç var. Akut lenfoblastik lösemi ile prenatal sigara, enfeksiyonlar, diyet, elektromanyetik alan ve hidrokarbonların bağlantısı çok sınırlıdır veya yoktur. Hidrokarbonlar bilindiği üzere benzen halkası içeren gruplar. Klinik bulgular akut lenfoblastik lösemi. Çocuklardaki akut lenfoblastik lösemi sinsice veya çok gürültülü bir tabloyla ortaya çıkarken erişkinlerde uniform tek düze olarak hızlı bir başlangıç gösterir. Fiziksel bulgu semptomlar kemik iliği, yetmezliği, sekeli veya klonal proliferasyon çoğalma şeklindedir. Hastalarda sıklıkla anemi, kansızlık ve buna bağlı solukluk, yorgunluk, halsizlik ve erişkinlerde kardiyak anjina vardır. Özellikle medyasinal kitleli hastalar T hücreli akut lenfoblastik lösemide daha sık. Göğüs bölgelerinde rahatsızlık, sık soluma ve efor dispnesinde yakınırlar. Büyük medyasinal kitleler superior vena cava sendromuna sebep olurlar. Damarlara dışarıdan superior vena cava özellikle
Tabi beynin kirli kanını getirirken kalbe büyük damarlar, etraftaki lenf yumrularında şişmeler olduğu zaman damara basınç yapacağı için basınç yapılan yerin üst tarafında birikme olur, durgunlaşma oluyor kanda. Bu da damarın dışına ödemleşme şeklinde, çevresel dokularda ödem şeklinde şişmelere sebep oluyor. Trombositopeni, yani kanın pıhtılaşmasında görevli hücrelerin sayısında azalma, kolayca çürük oluşturma, kanama ve peteşiye de kanama, değişik kanama tipi, ekimoz dediğimiz farklı, kimisi kuruş şeklinde, kimisi çizgi şeklinde kanama tarzları var. Peteşiyel kanama yol açar. Normal nötrofillerin yapım azlığı enfeksiyonlara meyli artırır. Kemik iliği ekspansiyonu kemik ağrısına yol açar. Ve küçük çocuklar yürümeye direnç gösterebilirler. Ekstra medullar birikim, lenfadenopati, hepatoşiblenomegali ve palpasyonda hassasiyete yol açar. Yani elle muayenede hassasiyet artıyor, tepki verir tabii ki, yol açar. Bu durum matür, olgun B hücreli akut lenfoblastik lösemide çok daha sıktır. Yine sıklıkla sinir sistemi tutulumu ve hiperürizemik renal yetmezlik görülür. Sinir sistemi tutulumunda baş ağrısı, bulantı, kusma, kranial sinir paralizleri, kranial başla ilgili sinir felçleri, paralizleri, baş ağrısı, gene sinir sisteminin herhangi bir yerine basınç yaptığınız zaman sinirlerin belli özellikleri var. Sıcağa, soğuğa karşı duyarlılıkları, basınçlara karşı tepkileri, bunlar belli. İşte tümörlerde kitle olduğu zaman sinirlere basınç yapar. Ona bağlı klinik tablo şekillenir. Birçok hastada enfeksiyon olmadan yüksek ateş vardır diyor. Evet. Sitogenetikten bahsediyor. Hücre genetiğidir. Derin konulardır. Bunları sivil halkın bilmesine gerek yoktur. Yani. Tedaviler yine hekimlikle ilgili konular. Kronik lenfositik lösemi. Kronik lenfositik lösemi monoklonal lenfositlerin kanda, kemik ilinde ve lenfoid dokuda kümelenmesiyle karakterize bir neoplastik hastalıktır. Bu lenfositler küçük, tipik olarak CD19, CD5 ve CD23 salgılayan matür görünümlü, olgun görünümlü B hücreleridirler. Genellikle ileri yaşlarda görülür. Prognoza hastalığın geleceğine birkaç yıldan çok daha uzun yıllar arasında değişebilir. Fakat kemik iliği nakli dışında kür tedavi elde edilebileceği düşünülmemektedir. Epidemioloji. Kronik lenfositik lösemi bütün lösemi tipleri içinde %30'luk oranıyla batı toplumu erişkinlerinde en çok görülendir. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni vaka 10.200, görülme sıklığı 100.000'de 2.9 ve yıllık ölüm 4.660'dır. Erkek kadın oranı yaklaşık 2/1'dir. Kronik lenfositik lösemi bütün kanserlerin 10.000'de 8'ini oluşturur. Yaşlı erişkinlerin hastalığıdır. Ortalama görülme yaşı 65'tir. 50 yaş altında görülme sıklığı %10'dur. Hastalık ailevi geçiş gösterme eğilimindedir. Ailede birkaç kişide birden görülmüşse flow sitometri ile birinci derece akrabalık sağlıklı
bireyler de kronik lenfositik lösemi klonları görülme oranı %13,5'tur. Yine 40 yaş üstü normal bireylerde kronik lenfositik lösemi ile uyumlu B hücre klonları %3,5 oranında multiparametre, çoklu parametre flow sitometri yolu ile de bulunabilir. Bu bireylerde hastalık gelişebileceği kesin değildir. Kronik lenfositik lösemi Asya'da sık görülmez. Hastalık nedenleri, bilinmemektedir. Hastalık sıklığında artma ile radyasyona maruz kalma, güneş ışınları, kimyasal toksinler ve virüsler gibi çevresel faktörler arasında bir bağ kurulmamıştır. Hastalık kuşkusu ortaya koymaz. Moleküler defeklerden bahsediliyor. Zaten aslında baktığımızda kanserin kimliğinin ve kanser hücresi dediğimiz hücrenin şekillenmesi iki tane bilimin icraatlarıyla oluyor. Yani biyokimyasal birçok süreçler gelişiyor ve genetik bir takım aberrasyonlar veya genetik instabiliteler, bir hayli mutasyonlarla orijinal DNA'lar arasındaki süreçlerle ilgili şekillenen birçok olay sonucunda kanser hücresi şekilleniyor. Bir biyokimya bilim dalı, diğeri genetik bilim dalı. Bunların şekillenmesi artı patoloji bilim dalının da bu süreçlerin kronik yangı süreçlerinde ağırlıklı olarak lenfositler ve makrofaj dediğimiz immün sistem hücreleri bu süreçlere katılıyor. Daha sonraki aşamalarda. Evet, klinik bulgulardan bahsediyor. Birçok kronik lenfositik lösemi hastasında orta derecede yorgunluk ve keyifsizlik vardır. Bütün kanserleri inceleyiniz bakalım. Klinikleri nasıldır? Ne gibi semptomlar, ne gibi semptomsuz pozisyonlar çiziyor. Tek tek inceleyin bakalım. Ne kadar farklı şeyler görebileceksiniz? Ne kadar aynı şeyler görebileceksiniz? Orta derecede yorgunluk ve keyifsizlik vardır. Hastaların %25'inden fazlasının kanında asemptomatik, semptom göstermeyen tesadüfi lenfositozis, lenfositozis sayısının lenfositlerin artması bulunur ve hemen hemen %80'inde ağrısız lenfoadenopati vardır. Bazen ileri evre hastalarda ateş, terleme, kilo kaybı, anemi, trombositopeni veya tekrarlayan enfeksiyonlar bulunur. Kronik lenfositik lösemi de kompütör tomografi rutin inceleme yöntemi olmamasına rağmen bazen klinik olarak farkına varılmamış masif lenfoadenopatileri gösterebilir. Nadirin lenfoadenopati üretere bası sonucu hidronefroz. Üreter böbrekten çıkan borucuğun silik kesesi ile böbrek arasındaki borucuğa verilen isim. Üreter üretere bası yapın sonucu hidronefroz. Ne oluyor? Üreter idrarı silik kesesine nakledemeyeceği için bu defa sıvı bir havuzcuk vardır böbreğin içerisine idrarın toplandığı. Doğal olarak daha da birikecek, büyüyecek ve bu defa iş yapan parenşim dokusunda binlerce filtrecikler vardır. Bu filtrelere basınç yapacağı için filtreciklerin miktarı ve oranında azalma olacak. İş yapan dokuyu küçültecek yani kısacası. Bu da daha sonraki aşamalarda ya böbrek kaybı ya da böbrek yetmezliği şeklinde klinik tablolarla karşımıza çıkacak. Demek ki üretere bası sonucu hidronefroz veya biliyer tıkanmaya yol açabilir, safra tıkanmasına.
Hastaların yaklaşık %50'sinde başlangıçta şiplenomegali dalak büyümesi vardır ve erken safhada hastaya rahatsızlık verir. Anemi ve trombositemi olabilir. Hasta kemik iliği infiltrasyonunda mı yoksa otoantikorlardan mı oluştuğu tedavi şeklini değiştireceğine kritik önem arz eder. Periferik smear testi matür olgun görünümlü lenfositlerin çok arttığını, ara sıra daha büyük lenfositlerin de lekeli smutke hücrelerinin varlığını gösterir. Kandan preparat hazırlanırken bozulmuş lenfositler olan smutke hücreleri neredeyse kronik lenfositik lösemi için patognomiktir. Bazen hiperlökositoza bağlı olarak acil müdahale gerektiren pulmoner ve serebral semptomlar, akciğer ve serebral beyinsel semptomlar olabilse de genellikle hastalar 800 bin mililitrede 800 bin lökositoz seviyelerini hiperviskozite problemleri olmadan tölere etmektedir. Hiperviskozite problemi burada kan belli bir akışkanlığa, sıvı hacmine sahiptir ve akar. Bu belli bir hidrostatik basınç yapar ve böbreklerden de artık maddelerin süzülmesi sağlanır. Eğer kan sakız gibi olursa, bazen ishaller, sıvı kayıpları olabilir, kan kayıpları olabilir ki vücut biraz çare üretmeye çalışıyor ne kadar gücü yetiyorsa, kan dolaşımında konsantrasyon arttıkça hiperviskozite, bu daha da böbrekler süzmemeye başlıyor. Artık maddeler vücutta birikmeye başlıyor. Bu da otointoksikasyona sebep olmaktadır. Evet. Tanı anında yapılacak kemik iliği biyopsisi kronik lenfositik lösemi hücre infiltrasyonunu gösterecektir. İnfiltrasyon görünümü prognozu hastalığın geleceğini belirler. İntersiyel nodüller, mix ve diffüz burada prognoz sırasıyla iyiden daha kötüye doğrudur. Hastaların yaklaşık %20'sinde pozitif çıktığından başlangıçta COMS testi yapılmalıdır. Bununla birlikte otoimmün hemolitik anemi sadece %8'dir. Hastaların yaklaşık %15'inde anti-RBC, red blood cell, kırmızı hücrelerimiz, antikoruna bağlı olmayan normokromik normositik anemi vardı. Evet. Biraz plazma hücre bozuklukları diyelim. Daha önceki bölümlerde anlattık. Bir kere daha söyleyelim. Vücudumuz, immün sistemi T hücreleri ve B hücreleri var. T hücreleri hücresel savunmadan sorumludur. B hücreleri humoral antikor üretmekle görevlidir. B hücrelerinin olgun esas antikor çıkaran plazma hücreleri dediğimiz formlarıdır. Plazma hücreleri. Çekirdeklerini genellikle araba tekerleğine benzetiyorlar. Jantın şeklini, rims, jantın şeklini gösteriyor içerisi çekirdeği. Plazma hücre bozuklukları B hücresi soyuna ait olan ortak bir progenitörden ortaya çıkan bir ilişkili hastalıklar grubudur. Plazma hücrelerinin kemik iliğine yayılması ile karakterlidir ve hasta serumlarında ve veya idrarlarında monoklonal immünoglobulin ve immünoglobulin fragmanlarının varlığına eşlik eder. Belirsiz anlamlılıktaki monoklonal gamopati, multiple myelom, Waldenström makroglobulinemisi, primer amiloidoz ve ağır zincir hastalığı
hep birlikte bu grup bozukluğa aittir. Bu hastalıkların hepsini tek tek konuşmaya gerek yoktur. Detaya girmeye gerek yok. Diz proteinemiler ve plazma hücresi diskariziler bu yegene bozukluk grubu belirtmek için kullanılan diğer terimlerden bazılardır. Normal B hücresi farklılaşması bir immün G ve D yeniden düzenlenmesi, somatik mutasyon ve antikor üreten plazma hücresi, az önce bahsetmiştik, matürasyonu olgunlaşması ile sonuçlanan immünoglobulin sınıf dönüşmesi prosesi ile karakterlidir. İmmünoglobulin değişken gen dizisi analizi, iyonlama, IELOMA, tümör hücrelerinin post mieloma tümör hücrelerinin post foliküler olduğunu ve izotip dönüşme olaylarına uğrayan bellek hücrelerinden köken aldığını belirtmektedir. Dönüşüm bölgelerini kapsayan translokasyonlar, kromozomlardan parça kopması ve yapışması başka yer. Diğer kromozomlar. Mielomdaki nihai onkojenik moleküller, kanser yapıcı moleküller diyelim, olayın B hücre otogenisinde geç meydana gelir. 5 ağır zincir izotopu MGADE ve 2 hafif zincir izotopu K ve lambda mevcuttur ve tipik olarak gama bölgesinde keskin diken olarak serum veya idrar elektroforezi ile tanımlanırlar. İzotop immunofiksasyon ile daha fazla neoplastik bölgeden ortaya çıkan monoklonal komponent olarak tanımlanır ve ölçülür. Bu yararlı bir biyo belirteçtir ve plazma hücresi bozukluğu olan hastalardaki yanıtı belirlemeye yardımcı olur. Daha da önceleri ELISA temelli deney serumdaki hafif zincirleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu özellikle amiloidozlu hafif zincirli MM ve non-sekretuar MM'li hastalarda yararlıdır. Amiloidoz hem böbreklerde hem karaciğerde görülen bir sorun. Multiple myelom epidemiyoloji. Multiple myelom MM lenfoid B hücrelerinin klonik proliferasyonu ve KI'nin plazma hücreleri ile infiltrasyonu ile karakterli olan bir plazma hücre diskarizisidir. En yaygın ikinci hematolojik malignitedir ve kanserle bağlantılı ölümlerin en azından %2'sinden sorumludur. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 19.900 yeni multiple myelom olgusunun tanısının konduğu ve MM multiple myelom sonucunda 10.790 ölümün meydana geldiği tahmin edilmektedir. Afrika kökenli Amerikalılar ve Pasifik adalarında yaşayanların Avrupalıları ve Kuzey Amerikalı beyazlarınkini takip eden bildirilmiş olan yüksek bir multiple myelom insidansına sahiptirler. Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Asyalılar için düşük multiple myelom insidans oranları bildirilmiştir. MGUS'a ilave olarak multiple myelom gelişimi için potansiyel risk faktörleri radyasyona veya petrol ürünlerine maruz kalmayı içermektedir. Muhtemel genetik predispozisyon duyarlılık yani düşündüren ailesel olgular da bildirilmiştir. Myelomun çiftçilerde, kağıt işçilerinde, mobilya imalatçılarında ve ağaç işçilerinde oldukça yüksek sıklıkta olduğu bulunmuştur. Evet.
Multiple miyelom için ortalama tanı koyma yaşı erkekler için 62, kadınlar için 61'dir. Hafif bir erkek baskınlığı tarif edilmiştir. Evet. KI'nin plazma hücreleriyle infiltrasyonu yaygın olarak görülmektedir. Multiple miyelom ile bağlantılı çoğu semptomlar ya multiple miyelom tümör hücreleri tarafından meydana getirilen ya da bağlantılı para protein tarafından meydana getirilen son organ hasarının sonucudur. Kemik ağrısının semptomları ve anemi hastaların %80'ini etkileyen en yaygın özellikler olmaya devam etmektedir. Diğer özellikler renal yetersizlik, böbrek yetersizliği, hiperkalsemi, kalsiyumun yüksek olması ve enfeksiyon ve hiperviskozite, kanın akışkanlığının azalması, konsantre olması ile bağlantılı olarak semptomlardır. Miyelodisplastik sendrom. Miyelodisplastik sendromlar. Miyelodisplastik sendrom akut miyeloid lösemi ile pek çok karakteristik paylaşan premalin bir oluşumdur. Premalin yani malignitenin ön hali gibi pre-ön bir oluşumdur. Bu klonal hemopoietik hücre bozukluğu normal hemopoiezisin yani kan hücrelerinin oluşumu yetmezliğinden kaynaklanan pansitopeni bütün hücrelerin sayısının az olması. Pansitopeni ile karakterlidir. Kemik iliği hiperselülarite hücre sayılarının çoğalması, hiperselülarite bir veya daha fazla selüler lineajda durdurulmuş matürasyon ve kemik iliği, miyeloid prekürsörlerde artış gösterir. Klinik semptomlar sitopeniden kaynaklanır. Hastaların yaklaşık 3'te 1'i eninde sonunda AMŞ'ye ilerler. Tedavi destek bakımını ve sitopeniyi düzeltmeye ve akut miyelojen özlösemi gelişimini geciktirmeye muktedir ajanların kullanımını içerir. Ancak HSC transplantasyonu transplantasyonu sadece potansiyel olarak miyelodisplastik sendrom için şifa verici tedaviyi temsil eder. Ancak epidemiyoloji her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak 15.000-30.000 yeni miyelodisplastik sendrom olgusunun tanısı konmaktadır. Miyelodisplastik sendrom akut miyelojenöz lösemiden 3-4 misli daha prevalandır ve daha sessiz bir seyir izler. Miyelodisplastik sendrom teşhis edilmez. Muhtemelen prevalansı daha da yüksektir. Nadir olmasına rağmen miyelodisplastik sendrom yaşlarda anemi nedenlerinden biridir. Etiyoloji çoğu hastada miyelodisplastik sendromun tam nedeni bilinmemektedir. Ancak hematopoietik hücrelerdeki intrinsik defekler ve kemik iliği mikro çevresiyle ilişkili ekstrinsik defekler bu bozukluğun patogenezine dahildir. Klinik özellikler. Evet.
Klinik özellikler, medyan yaş ortalama 70 yıldır. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri'nde prevalans 50 bin ile 100 bin olgudur. Daha önceki kemoterapi, radyoterapi ve çevresel maruz olarak kalınan genotoksik genlere toksik etki yapan genotoksik ajanlarla ilişkili olabilir. Evet, sınıflandırması var, prognozu var. Bir hayli ayrıntılı şeyler. Klinik tabloda miyelodisplastik sendromun klinik tablosu sitopenilerin hücrelerin sayısının az olması tipi ve derecesiyle ilişkilidir. Miyelodisplastik sendromun en yaygın sitopeni olan anemi, hafif sersemlik, göğüs ağrısı, dispne, solunum güçlüğü, palpitasyonlar, çarpıntılar ve depresyon çöküntü şeklinde kendini gösterebilir. Miyelodisplastik sendromdaki ikinci en yaygın sitopeni etkilenmiş olan bireylerin %50'sinde mevcut olan lökopenidir. Ortaya çıkış tekrarlayan akciğer, sinüs ve cilt enfeksiyonları ile kendini gösterir. Trombositopeni hastaların %25'inde mevcuttur. Kendini belli etmesi kolay berelenme, epistaksis, burun kanaması, peteşi, bir başka çeşit kanama. Peteşi var, ekimoz var. Değişik değişik kanama çeşidi. Burada peteşi, hematokriz, kizi ve hematüri, kanlı işeme ile olmaktadır. Ayrıca hemopoetik hücre fonksiyonlarında kalitatif defekler uygun kan sayımlarının mevcudiyetinde bile klinik belirti ve semptomlarla sonuçlanabilir. Örneğin nötrofil disfonksiyonu enfeksiyon katkıda bulunabilir. Buna karşın platelet, pıhtılaşmada görevli trombositler disfonksiyonu kan sayım değerinin normal sınır değerlerinden bile hemorajiyle sonuçlanabilir kanamayla. Birinci anemi hafif sersemlik, göğüs ağrısı, solunum güçlüğü, palpitasyonlar ve depresyon. İkinci lökopeni, akciğer, sinüs ve cilt enfeksiyonları. Üçüncü trombositopeni kolay berelenme, yani şeydir, pıhtılaşmada görevli hücrelerin az olması, kolay berelenme, epistaksis, burun kanaması, peteşi, peteşiler var, ekimozlar var yine, hematokrizi ve hematüri, az önce söylendi bunlar. Tedaviler, tanısal çalışmalar, destek bakımı, bir hayli detay var. Bunlara girmeyeceğiz. Evet, miyeloproliferatif sendromlar, polisitemia vera. Polisitemia vera morfolojik olarak normal olan kırmızı hücrelerin, beyaz hücrelerin ve plateletlerin, trombositlerin yani belirgin bir sebebin yokluğundan aşırı üretiminin meydana geldiği multipotent, çok potansiyelli diyelim, multipotent, pluripotent, hemopoietik kök hücrenin. Çünkü daha bu hücreler kök hücreleri farklılaşmamıştır bilindiği üzere. Daha sonraki aşamada kimisi kas hücresi olacak, kimisi sinir hücresi, kimisi değişik değişik karaciğer böbrek hücresi olacak. Kök hücrelerinin klonal bir bozukluğudur. Polisitemia vera yaygın olmayan fakat ender rastlanmayan ortalama 100 binde 2 sıklıkla fakat artan yaşla 100 binde 18 gibi yüksek oranlarla meydana gelen bir bozukluktur. Hafif bir genel erkek baskınlığına rağmen 40 yaş altında kadınlar daha baskındır.
Hastalığın ailesel ekspresyonu iyi belgelenmiştir fakat yaygın değildir. Klinik özellikler polisitemia vera kadar bozukluğun seyri esnasında değişen klinik özelliklerin belirtilerini ortaya koyma da oldukça değişkendir. Başlangıcı sinsi olduğu için anormal bir kan sayımı genellikle hastalığın ilk işaretidir. Hastaların yaklaşık %40'ında kırmızı hücrelerde, beyaz hücrelerde ve plateletlerde artış olacaktır. Hastaların yaklaşık %15'inde eritrositoz tek ortaya çıkan belirti olacaktır. Hastaların yaklaşık %5-10'unda yükselmiş platelet sayısı hastalığın ilk belirtisi olabilirken geri kalanında eritrositoz, alyuvarların çoğalması, trombositoz, trombositlerin çoğalması, lökositoz, lökositlerin çoğalması kan anormallikleri gösterir. Palpable, elle muayene, şiblenomegali, dalağın büyümesiyle kendini gösteren ekstramedüller hemopoez tanı esnasında hastaların yaklaşık %40'ında meydana gelir. Nadiren mielofibrozis, eritrositozisli polisitemia veranın daha sonra daha da belirgin hale gelecek olan başlangıç belirtisi olacaktır. Polisitemia vera hiperkoagulable bir durum, yani yüksek pıhtılaşma özellikli bir durum olduğundan arteriyel ve venöz tromboz da hastalığın ilk belirtisi olabilir. Tabii ki bu hücrelerin çoğalmasına bağlı olarak tromboz, pıhtı şekillenme şeyi doğal olarak yine gündeme gelebilecek. Hastalığın ilk belirtisi olabilir. Klasik olarak genç kadınlarda tromboz, pıhtı, hepatik venleri tutar. Genellikle akuajinik olan pürit ortaya çıkan belirti olarak yaygın değildir. Fakat polisitemia vera sıklıkla onun başlangıç sebebi olarak tanınmaktadır. Ekstremitelerin, el, kol ve bacakların sıcak, kırmızı ve ağrılı olduğu eritromeralji, migren, baş ağrıları ve vertigo veya görme bozuklukları gibi başka nörolojik rahatsızlıklar, sinirsel rahatsızlıklar da yükselmiş kırmızı hücre kitlesi ve trombositozu gösteren karakteristik semptomlardır. Evet. Klinik özellikler bunlar. İdiopatik mielofibrozis. İdiopatik mielofibrozis. İdiopatik mielofibrozis kronik mieloproliferatif bozuklukların içinde en yaygın olan ve en gizemlisi olanıdır. 60 yaşından sonra en sık rastlanan idiopatik mielofibrozis anlamlı cinsiyet hakimiyeti olmaksızın yaklaşık olarak 100.000'de bir insidansa sahiptir. Daha önceden agnogenik mieloid metaplazi olarak bilinen primer mielofibrozis veya mieloid metaplazili mielofibroziste hem birinci hem de son isimlendirmenin aslında idiopatik mielofibrozisle sınırlı olmayan fakat bir dizi habis ve selim prosesin neden olduğu bir patolojik prosesi tarif eder. Ona eşlik eden mieloproliferatif bozukluk polisitemi vera ve esas trombositoz gibi idiopatik mielofibrozis bir klonal hematopoietik kök hücre bozukluktur. Fakat bunların aksine sadece bir herhangi bir açık sebebi olmaksızın aşırı kan hücresi üretimiyle değil
Ayrıca çoğu hastada anemi, lökopeni veya trombositopeni ile ilişkilidir. Miyelofibrozis'e neden olan bozukluklar. Akut lösemi, kronik miyelojenöz lösemi, hairy cell lösemi, Hodgkin hastalığı, idiopatik miyelofibrozis, lenfoma, multiple myelom, miyelodisplazi, metastatik karsinom, polistemia vera, sistemik mastositozis, habis olmayan HIV enfeksiyonu, hiperparatiroidizm, paratiroid bezinin çok çalışması, renal osteodistrofi, böbreklerde sistemik lupus eritematozus, tüberküloz, vitamin D eksikliği, toryum, dioksite maruz kalma, gray platelet sendromu. Klinik özellikler. Diğer kronik miyeloproliferatif bozukluklarda olduğu üzere idiopatik miyelofibrozis ilk olarak rutin bir sağlık bakımı değerlendirmesi esasında anormal artmış kan sayımları nedeniyle veya palpable elle muayenede dalak nedeniyle tanınabilir. Ancak diğer kronik miyeloproliferatif bozuklukların aksine idiopatik miyelofibrozis ateş, gece terlemesi, zayıflık, yorgunluk ve kilo kaybı gibi anlamlı yapısal semptomlar sergileyebilir. Bazı hastalarda trombositoz tek başına veya daha yaygın olarak izole lökositoz ile belirti olabilir. Genelde esansiyel trombositoz olarak anılan böyle olgular yaklaşık olarak miyelofibrozis gelişmesi için 4 ile 7 yıl sürebilir. Fakat bu hastalarda kemik iliği incelemesi esnasında trombositozisin tanı ile uyumlu olmayan değişikliklerini ortaya koyabilir. Bu durum idiomiyelofibrozisin selüler veya premiyelofibrotik bazı fazı olarak adlandırılır. Ilımlı veya aşırı olan palpe edilebilir, elle muayene edilebilir. Şiplenomegali dalak büyümesi en yaygın anormalliktir. Fakat nadiren onları belirsiz tanı içine koyacak şekilde hastalarla palpe edilebilen şiplenomegali gelişmeden önce karşılaşılmaktadır. Hepatomegali karaciğerin büyümesi daha az yaygındır ve şiplenomegali yokluğunda görülmez. Lenfa adenopati oldukça az olacak şekilde yaygındır ve lokalize edildiği zaman başka bir tanıyı düşündürmelidir. Evet, burada programımıza biraz ara verelim. Bütün yayınlanmış kanser programlarını hepsi takip edilirse yavaş yavaş kafamızda belli şeyler şekillenir, bir kültür şekillenir. Kendi lehimize olayların en azından farkındalık ve hekimle güçlü bir işbirliği yapılmasında son derece önemlidir. Zaman zaman bazı yanlış hatırlamalar olabilir. Çünkü anında bazı Latinceleri çevirmeye çalışıyoruz. Anında Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Daha da anlaşılabilsin diye. Bazen farklı bilgi parçalarıyla olayı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bazı hatalar, yanlışlar olabilir. Hoşgörüyle, toleransla karşılanabileceğini ümit ediyoruz. Evet. Şimdilik hoşça kalınız. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler.